E Atilla Gökçe'nin Milliyet'teki Milliyet Gazetesi'ndeki yazısından bir bölüm okuyacağız değerli izleyenler. Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esaslarını belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok. Bu sözler kimindi diye soracak olursanız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün Ankara'dan İstanbul'a geçmeden önce Fatih Terim'in yüksek sesle dile getirdiği itirazları yukarıdaki sözlerle karşıladı. Başkan sanırım milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de görüşünü almış. Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın hazırladığı yabancı oyuncu statüsü ve B takımlarıyla ilgili raporunu da okumuş diyor Atilla Gökçe. Şimdi konuyu çok tartıştık. Şenol Hoca'nın görüşünde hemen arkasına bağlayalım yoksa Şu daha sonra. Şu bölüm önemli. Buyurun. Yani zaten hani bu konudaki fikirlerim belli. Ben doğru bulmuyorum. Ancak Nihat Özdemir'in beni e, antrenörlerden ziyade kulüpler benim muhatabımdır yaklaşımında bir yanlışlık bence. Yani yönetici yöneticilerle konuşur. Ancak ilgili birimlerin antrenörlerle bağlantıya geçmesi gerekir. Yani federasyon bünyesinde işte geliş, federasyon futbol fikir geliştirme... geliştirme... Klübün görüşü bu. Hocam sen ne diyorsun diye mi? Nasıl? Hocam federasyon fikir soruyor. Kulübün bir ha, görüşü var tak, yabancı şimdi konusunda. Federasyonun bu, içinde Federasyonun içinde Türk futbolunun geleceğini planlayan bir organizasyon var. Antrenörlerden oluşan, teknik direktörlerden oluşan. E şimdi bunlar kendi aralarında karar vermesinler. Sahadakilerle birlikte karar versinler. Tamam. Çünkü siz de yarın öbür gün gideceksiniz, orada çalışacaksınız. Peki. Dolayısıyla herkesin görüşün, oyuncuların görüşünün alınması lazım. E gitmişim yurt dışında oynayan oyuncular arasında. Merit Demiral'ı dinledik, Çağlar'ı dinledik, Cengiz'i dinledik. Bir tane e, yasaklama olsun diyen var mı? Yok. Yok. Mesela bu adamların görüşlerini dinleyin. İlla dediklerini yapmayın. Nihat Özdemir dinlemeyebilir. Nihat Özdemir yöneticilerle konuşur. Muhatabı odur. Katılıyorum. Ama diğerlerin diğer birimler yani sadece yöneticiler arasında dönecekse iş o federasyonda çalışan 550 kişiye ne gerek var? Onlar ne iş yapıyor? Raporluyorlar. Ya i̇ki kişi yapar onun ne var? Şey büyük ya. Organizasyon yani o, e, orada lazım öyle bir organizasyon evet. ama o organizasyonun da sahada takip etmesi lazım ne olduğunu. Çünkü federasyon hep biz negatif şeylerini sayıyoruz. E pozitifler de var. Mesela bu, bu Türkiye'de bir kaleci bolluğu varsa ben ama bence federasyonun kaleciler konusundaki uzun süreli çalışmaların büyük payı vardır. Her ne olursa olsun bu sözler çok da doğru sözlermiş gibi gelmedi. Doğru demiyorum, haklı diyorum. Fatih Fatih Hoca, onlar farklı şeyler. Bak Fatih Hoca kimliğini, Fatih Hoca'yı bir kenara bırakalım. 18 tane süperlik takımı ya da alt ligleri de sayacak. Şunu olsun. soruyorum bak. Buyurun. Fatih Hoca Türkiye Futbol Direktörü değil mi? Evet. Bu, onda... tip, bu tip bu tip böyle bir unvan ömür boyudur. E sonrasında da yani kimse olmadı zaten. Yani sen eğer şeysen, sen Washington Büyükelçisiysen hayat boyu büyük elçisindir artık. Evet. Ondan sonra sıradan adam olmazsın. Dolayısıyla futbol direktörü de hayat boyu e, tamam. şey de olsa, onursal da olsa futbol direktörü. Dolayısıyla bir şey sorulu bir şey olduğu zaman, bir karar alındığı zaman oradaki birimlerin Fatih ile bağlantıya geçmesi gerekir. Ben de sana Ama Nihat Özdemir'in işi değildir Bu, bu